Eserin adı Küçük Lord. Eserin yazarı Francis Hutcheson Burnett. Davetliler Cedric uyuduktan biraz sonra salondan ayrıldılar. Bay Heavisham oturduğu yerden kalkarak Cedric'in uyuduğu koltuğa yaklaştı. Çocuğu hayran ve üzgün bakışlarla seyretti. Birkaç dakika saniye sonra Kont her ikisinin yanına giderek donuk bir sesle sordu. Söyle bakalım Heavisham, dilinin altında önemli bir şey gizlediğin belli. Nedir bu? Yaşlı avukat çenesini kaşıyarak bir süre sustu. Duyduğu endişe sesinden belliydi. Kötü haberlerim var lordum. Hem de çok kötü haberler. Duyduğunuz zaman çok üzüleceğinizi biliyorum. Bu yüzden de bu haberi size bildirmek mecburiyetinde olduğum için çok üzgünüm. Bunları söyledikten sonra tekrar üzgün ve endişeli bir tavırla Cedric'e baktı. Kont asabileşmeye başlamıştı. Sert bir sesle bağırdı. Neden sürekli bu çocuğa bakıyorsun? Toplantı sırasında da durmadan ona bakıyordun. Bu halinle felaket habercisi kuşlara benziyorsun. Vereceğin haberin Lord Fauntleroy ile ne ilgisi var? Bay Heavisham düşünceli bir tavırla devam etti. Boş sözlerle zaman kaybetmek istemiyorum. Vereceğim haber gerçekten Lord Fauntleroy ile ilgili. Şu anda şu koltukta yatan çocuk Lord Fauntleroy değil. Sadece Kaptan Errol'un oğludur. Gerçek Lord Fauntleroy ortanca oğlunuz Bevis'in oğludur. Bunları konuştuğumuz sırada annesiyle beraber Londra'daki otellerinden birinde bulunmaktadır. Kont bütün öfkesini koltuktan almak istermişçesine iki eliyle arkalığını sıktı. Elinin damarları kalın birer oklava gibi dışarı fırladılar. Alnındaki damarlar da irreyecek kalınlaşmışlar. Yüzü iyice sararmıştı. Öfkeyle bağırdı. Ne demek istiyorsun? Bu da nereden çıktı? Bu anlattıklarım hikaye değil lordum. Ne yazık ki tam anlamıyla gerçek. Bu sabah büroma bir kadın geldi. O ortanca oğlunuz Bevis'in kendisiyle 6 yıl önce Londra'da evlendiğini söyledi. Nikah evrakını gösterdi. Bir yıl evlilikten sonra kavga edip ayrılmışlar. Oğlu 7 yaşında. O da bir Amerikalı. Fakat en alt tabakadan bir Amerikalı. Kısa bir süre önce büyük oğlunuzun öldüğünü öğrenmiş. Böylece 7 yaşındaki oğlunun Lord Fauntleroy olarak Dorincourt Kontluğu'nun tek mirasçısı olacağını iddia ediyor. Avukatlardan birisiyle görüşmüş, edinmiş olduğu bilgiyle oğlunun haklarını sonuna kadar takip etmek istediği belli oluyor. Koltukta yatan Cedric, hafifçe kımıldadı, derin bir nefes aldı. Büyük babasının daha iyi görmesini arzu ediyormuş gibi yüzünü o tarafa çevirdi. Uykunun bir kat daha güzelleştirdiği bu yüzden samimiyet ve dürüstlük açıkça göze çarpıyordu. Kont torununa dikkatle baktıktan sonra şöyle dedi. Bunları başka birisi anlatmış olaydı asla inanmazdım. Oğlum Bevis'in sağlığında benim için bir utanç kaynağı olması yetmiyormuş gibi. Şimdi de başıma önleyemeyeceğim bir dert açıyor. Biraz önce de bu kadının aşağı tabakadan kötü yetişmiş, cahil birisi olduğunu söylemiştim değil mi? Bay Heavisham yüzünü buruşturarak cevap verdi. İmzasını bile atamıyor. Üstelik terbiyesi kıt bir kadın. Para endişesiyle hareket ettiğini açıkça belli ediyor. Bununla beraber bir hayli güzel bir kadın olduğunu söylemek zorundayım. Bay Heavisham korkuyla konuşmasını yarıda kesti. Kont'un alnındaki damarlar bir kat daha irileşerek dışarı fırlamıştı. Kalın ve gür kaşlarının üstünde kocaman ter damlaları birikmişti. Kont mendiliyle bu terleri sildi fakat kopacakmış hissini uyandıran damarlarının görünüşünde ümit verici bir değişiklik olmadı. Yüzündeki öfke ve kin ifadesi bir kat daha çoğalmıştı. Başıyla Cedric'i işaret etti. Şu çocuğun annesini evime kabul etmedin. Her bakımdan akrabalıktan reddettim. Yüzünü bile görmek istemedim. Oysa ki o iyi yetişmiş, kültürlü ve değerli bir insan olduğunu her yerde ispat etti. Bu sözlerden sonra salonda sinirli adımlarla dolaşmaya başladı. Öfkeyle homurdanarak küfrediyor. Bu haliyle fırtınaya tutulmuş asırlı bir ağaca benziyordu. İnsana korku veren bir görüntüsü vardı. Bay Heavisham çocuğu uyandırmamak için kondun öfkesini frenlemeye, gürültü yapmamaya çalıştığını fark etti. Kısa süren bu dolaşmadan sonra Kont Bay Heavisham'a soru üstüne soru sordu. Ortanca oğlu Bevis'le bu kadının evliliği hakkında bir şey öğrenmek istiyor. Bu sırada yüzü süratle renk değiştiriyor. Beyazken birdenbire kızarıyor. Daha sonra tekrar bembeyaz oluyor. Bu soru yağmurundan sonra Cedric'in başucunda durup çocuğun güzel ve masum yüzüne bakarak kısık bir sesle fısıldadı. Daha birkaç ay öncesine kadar birisi çıkıp da bir çocuğa böylesine bağlanacağımı söylemiş olsaydı ona asla inanmazdım. Hayatımda hiçbir çocuğu sevemedim. Hatta kendi çocuklarımı bile.
Fakat bu çocuğu seviyorum. O da beni seviyor. Bana sonsuz bir güveni var. Topraklarında yaşayanlar her zaman benden nefret ettiler. Fakat bu çocuk onların bana bağlanabilmelerinin sırrını kolaylıkla keşfediverdi. Yerime en iyi bir şekilde dolduracağından eminim. Her fırsatta benden üstün bir insan olduğunu ispatlamıştı. Dorincourt adını şerefle taşıyabilecek tek insanın olduğuna inanıyorum. Büyük baba sonra Cedric'e doğru eğildi. Çocuğun yüzünü sonsuz bir sevgiyle seyretti. Kaşları iyice çatılmıştı fakat yüzünün çizgileri birkaç dakika önceki gibi sert değildiler. Çocuğun yüzüne dökülen sarı lüleleri alnına doğru gitti. Bu yüzü daha iyi görmek ister gibiydi. Böylece birkaç saniye Cedric'in üstüne eğilmiş bir halde durduktan sonra duvardan sarkan ipek kordonu çekti. Biraz sonra içeri bir hizmetçi girdi. Kont birdenbire sertleşen bir ses emretti. Lord Fauntleroy'u uyandırmadan odasına götürdü. Cedric, Lord Fauntleroy olmak üzere büyük babasının davetine uyarak Amerika'dan ayrılınca Bay Hobbs daha ilk günden itibaren kendisini yalnız hissetmeye başlamıştı. Küçük çocukla beraber bakkal dükkanında geçirdikleri hoş dakikalar asla unutamıyordu. Bay Hobbs zeki bir insan değildi. Hatta aklı kıt, ağır zekalı bir insan olduğu söylenebilirdi. Konuşmayı pek sevmediği için de çok dostu olmamıştı. Bay Hobbs kendisini oyalayabilecek yeteri kadar imkana sahip değil. Boş vakitlerini dolduran en önemli şey gazetelerde muhasebe defterleri. İlk günlerde içinde çocuğun çok uzağa gitmediğine dair bir his vardı. Cedric dükkanın kapısını açıp içeriye girivermiş gibi sanıyordu. Fakat aradan günler geçip de dükkandan içeri girmeyince gerçekten yalnız kaldığını anlamaya başladı. Artık eskisi gibi gazeteleri okumaktan da zevk almıyordu. Okuduktan sonra gazeteyi dizlerinin üstüne koyuyordu. Cedric'in oturmayı adet edinmiş olduğu tabureye gözlerini dikip dakikalarca heykel gibi aynı şekilde duruyordu. Özellikle taburenin ayaklarına bakışları takılınca içinin burkulduğunu hissediyordu. Bu ayaklarda konuşmalarının heyecan gerilimine göre çocuğun farkında olmadan savurduğu tekmelerin izleri açıkça görülüyor. Bay Hobbs bu izleri uzunca bir zaman seyrettikten sonra Cedric'in hediye etmiş olduğu saati cebinden çıkartıyor. Kapağın içindeki yazıyı her seferinde biraz daha artan bir zevkle okuyor. Lord Fauntleroy'dan değerli dostu Hobbs'a hediyedir. Hayranlıkla saate baktıktan sonra tekrar özenle cebine yerleştiriyor. Her defasında da bu hareketinden sonra yerinden kalkıyor. Dükkanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşıyor. Bazen kapının önüne çıkıyor, sokağa şöyle bir göz atıyor. Daha sonra tekrar eski yerine dönüp oturuyordu. Akşam olup da hava kararınca dükkanını kapatıyor, piposunu yakıyor, Cedric'in oturmuş olduğu eve kadar yürüyor. Bu evin kapısında şu yazı okunuyordu. Kiralık ev. Ruhsal bir çöküntüye adım adım ilerlemekte olduğunu hisseden Bay Hawkes, günün birinde yaşam tarzında bazı ufak tefek değişikliklerin mutlaka gerekli olduğunu inanmaya başladı. Bu inanç günden güne gelişti, belirli bir proje halini aldı. Bu proje Dick'i gidip görmek. Bay Hawkes Dick'i tanımıyordu. Fakat Cedric ondan defalarca bahsetmiş olduğundan, Dick'i çok eski bir arkadaşıymış gibi yakından tanıdığını hissediyor. Dick, Cedric'in en iyi dostlarından biri olduğundan, onu çocukla aralarındaki tek bağ olarak kabul ediyor. Tereddüt içinde geçen günlerden sonra Dick'i gidip görmeye karar verdi. Artık yalnızlığa dayanamıyordu. Cedric'le konuşmaktan mahrum olduğuna göre, onu yakından tanıyan birisiyle konuşmak, içindeki yangını söndürecek tek çareydi. Günün birinde kesin kararını vererek dükkanından ayrıldı. Dick'in çalıştığı yere gitti. Dick bir tabela asmıştı. Dick, birisinin ayakkabılarını boyarken kaldırımın kenarında kısa boylu, şişman, geniş ve kırmızı yüzlü, dazlak kafalı bir adamın tabelayı okuduğunu fark etti. Dick başını çevirip adama şöyle bir baktı. Tanıdık değildi. Bu kısa bakıştan sonra işine devam etti. Fakat kısa boylu, dazlak kafalı, şişman adam durduğu yerden ayrılmıyor ve gözlerini kendisinden ayıramıyor. İşini bitirince bu adama döndü. Ayakkabılarınızı parlatayım mı? Evet. Konuşmak için bundan daha iyi yol bulunamazdı. Kısa boylu, dazlak kafalı, şişman adam, Cedric'in verdiği parayla Dick'in yakın zamanda kulübeye almış olduğu tabureye oturdu.
Ayağını takozun üstüne koydu. Dik çalışırken Bay Hobbs gözlerini tabeladan dike, dikten tabelaya durmadan gezdirip duruyor. En sonunda sordu. Bu kulübeyi nasıl yaptırdınız? Dostlarımdan birisinin yardımıyla. Bu dostum küçük bir çocuktur. Hayatımda tanıdığım en mükemmel çocuklardan biri. Şimdi İngiltere'de yaşıyor. Yakın zamanda oradan buraya birisi geldi. Onu İngiltere'ye lord yapmak için götürdü. Lord Fauntleroy olmak için değil mi? Daha sonra Dorincourt kontu olacak. Nasıl? Yoksa onu tanıyor musun? Onu doğduğu günden beri tanırım. Onunla iki samimi dostuz. Sonra cebinden Cedric'in hediye ettiği saati çıkardı. Kapağı açtı. Çocuğun yazdırdığı yazıyı gösterdi. Dik kapağın içindeki yazıyı heyecanla okudu. Lord Fauntleroy'dan değerli dostu Bay Hobbs'a hediyedir. Bu saati verirken her zaman beni düşünün demişti. Beni unutmanızı istemiyorum demişti. Artık onu görme imkanım olmamasına rağmen asla unutamayacağım. O benim için unutulmasına imkan olmayan dostlardan biridir. Hayatımda ondan daha güzel bir çocuğa rastlamadım. İnce ruhu, hassas bir çocuktu. Bir gün caddeden geçerken topunu düşürmüştü. Arabaların arasında yuvarlanan topu alarak ona vermişti. Bu hareketimi asla unutmadım. Annesiyle bu taraflara gezinmek için geldiğinde her zaman bana "Günaydın Dick, nasılsın?" derdi. Çok sevimli bir çocuktu. İnsan onunla konuşurken tüm dertlerini unuturdu. Öyle bir çocuğu kont yapmaya çalışmak büyük bir cinayettir. Mükemmel bir bakkal veya bir tüccar olabilirdi. Yazık, çocuğu harcayacaklar. Artık iki yeni dost, küçük lord hakkında söyleyeceklerini bu kadar kısa zamanda sığdırmanın imkansız olduğunu hissetmeye başlamışlardı. Sonunda ertesi gün Dick'in Bay Hobbs'u ziyaret etmesi kararlaştırıldı. Verilen bu karar Dick'in hoşuna gitti. Çok küçük yaşındayken annesiz ve babasız kalan Dick'in hayatı tamamıyla düzensiz bir şekilde geçmişti. Barınabileceği bir odaya dahi sahip olamamıştı. Çoğunlukla parklarda yatıp kalkmıştı. Daha sonraları gazete satabilecek yaşa gelen Dick'i ağabeyi Ben yanına almıştı. Fakat Ben onu tekrar yalnız bırakıvermişti. Oysa ki Ben kötü bir çocuk değildi. Her zaman da düzenli bir hayatı olmuştu. Dick yeteri kadar para kazanmaya başlayınca başını bir çatı altına sokmayı başarmıştı. Bu kötü bir otelin kalabalık bir odasıydı. Artık yıldızların altında uyumuyordu. Fakat tek arzusu bir oda kiralayıp zevkine göre döşeyebilmekti. Fakat bu rüyanın gerçekleşebilmesiydi şimdilik imkansızdı. Bir caddenin köşesinde bir bakkal dükkanıyla atı ve arabası olan saygıdeğer bir bakkal tarafından davet edilmek Dick'in hayatında önemli bir olaydı. Dick'in yanından ayrılmadan önce Bay Hobbs şöyle dedi. Kontlar ve şatolar hakkında bilginiz var mı? Bu konuda mümkün olduğu kadar çok bilgiye sahip olmak isterim. Bir gazetede bir roman yayınlanıyor. İsmi Katil Asilzade veya Kontes May'in İntikamı. Bir arkadaşım bu romanı her gün takip ediyor. Çok ilgi çekici olduğunu söyledi. O halde yarın gelirken bana bu gazeteyi getirir. Parasını veririm. Kontlara, markilere, düklere ait ne bulursanız getirin. Cedric Dük veya marki olmamasına rağmen onlara ait her şeyi öğrenmek istiyorum. İngiltere'ye gitmeden önce Cedric ile kontların taşıdıkları taçlar hakkında uzunca konuşmuştuk. Ona da söylediğim gibi bu taçları her gün taşımadıklarına eminim. Şapka ile beraber tacı taşımak zordur. Taçla uyumak da zordur. Bay Hobbs ve Dick'in dostluklarının başlangıcı işte böyle olmuştu. İlk karşılaşmanın ertesi günü hava karardıktan sonra bakkal dükkanına giden Dick'i Bay Hobbs samimi bir şekilde karşıladı. Bir sandalyeye oturdu. Elma ikram ettikten sonra şöyle dedi. Kendi evinizdeymiş gibi rahatınıza bakınız. Sonra piposunu yaktı. Dick'in getirdiği gazeteyi okumaya başladı. Dikkatle okuduktan sonra da İngiliz aristokrasisi hakkında uzun bir fikir tartışmasına giriştiler. Bu arada Bay Hobbs taburedeki ayak izlerini gösterdi. Bunlar Cedric'in yapmış olduğu izlerdir. Bunlara gözlerim takılıyor. Saatlerce bakıyorum. Şu taburenin üstüne oturur. Bazen bir cevizi kırıp yer. Bazen bir elmayı ısırır. Çekirdeklerini sokağa atar. Oysa ki şimdi büyük bir şatoda lord olarak yaşıyor. Şu gördüğünüz izler bir lordun ayaklarının izleridir. Gelecekte ise bir kontun izleri olacaktır. İşte her gün bunları düşünüyorum. Dick'in ziyareti Bay Hobbs için büyük bir teselli olmuştu. O akşam dükkanın arkasındaki bölmede Dick'e ziyafet verdi. Sofradaki yiyecekler dükkandaki malzemelerden seçilmişti. Peynir, sardalya ve çeşitli kuru yemişler vardı. Dick'e kontlar, dükler ve markiler hakkında parlak bir nutuk çekti. O geceden sonra Bay Hobbs'la Dick
buluştular. Artık Bay Hobbs kendisini o kadar yalnız hissetmiyordu. Her gün düzenli olarak Katil Asilzade veya Kontes May'in İntikamı isimli romanı dike okuyor. Böylece İngiliz asilzadelerinin hayatları ve alışkanlıkları hakkında bir hayli bilgi toplamış oluyorlar. Fakat aradan kısa bir zaman geçince bu romandaki bilgiler Bay Hobbs'a yeterli görünmemeye başladı. İngiliz aristokrasisi hakkında daha çok bilgiye sahip olmak istiyordu. Bütün bu araştırmaların altında gizli olan gaye Cedric'in yaşayış tarzı hakkında mümkün olduğu kadar çok bilgi toplayabilmek. Bir gün dükkanından bir hayli uzaktaki bir kitapçıya gitmişti. Kontlar hakkında bilgi veren bir kitap istiyordu. Kontlar hakkında mı? Anlayamadım. Evet, kontlar hakkında. Maalesef istediğiniz cinsten bir kitap yok. Peki, markiler veya dükler hakkında kitabınız var mı? Bu konuda yazılmış bir kitap bulunduğunu hatırlamıyorum. Pekala. Kontesler hakkında bir kitap yok mu? Maalesef. Kontesler hakkında da bir kitap. İşte bu çok tuhaf. Acaba İngiliz asilzadelerinin tarihçesi işinize yarar mı? Elbette. Londra Kalesi isimli bir kitap aldım. Bay Hobbs bunun bir an önce okuyabilmek için telaşla dükkandan çıktı. O akşam dik gelince kitabı beraberce okumaya başladılar. Bu, Kraliçe Mary devrine ait tarihi bir eser. Bu devirde yaşayan asilzadelerin kanlı entrikalara nasıl karışmış olduklarını okudukça Bay Hobbs iyice heyecanlanıyordu. Piposunu ağzından çekmiş, diki irileşmiş gözlerle dinliyordu. Bu arada farkında olmadan cebinden defalarca mendilini çıkarttı. Alnında biriken iri ter tanelerini sildi. En sonunda dayanamadı. Görüyor musun? Görüyor musun? Tüm bunları okuduktan sonra Cedric'in orada güvende olduğunu iddia edebilir misin? Bir kraliçe bu kadar vahşice cinayetlere göz yumarsa Cedric güvende sayılabilir mi? Zaten bundan şüphe ediyordum. Haklısınız fakat bunlar başka bir devre ait olaylar. Aradan uzun seneler geçti. Şimdi İngiltere'yi kraliçe Mary değil, kraliçe Victoria idare ediyor. Doğru. Gerçekten gazeteler işkencelerden, siyasi cinayetlerden, idamlardan hiç bahsetmiyor. Fakat yine de Cedric'in orada da güvende olduğuna inanmıyor. Bay Hobbs günlerce bu kitabın etkisinden kurtulamadı. Bir kabustaymış gibi yaşadı. Cedric'ten mektup gelince biraz rahatladı. Aynı günlerde Dick de Cedric'ten bir mektup almıştı. Bay Hobbs onu da defalarca okudu. Bu iki mektup iki yeni dostu günlerce meşgul etti. Her cümleyi bıkmadan tekrarlıyorlar. Yeni anlamlar çıkartmaya çalışıyorlardı. Kelimeler üzerinde duruyorlardı. Dakikalarca fikir yürütüyorlardı. Verecekleri cevap da onları günlerce meşgul etti. Yazmış oldukları mektupları göndermeden önce birbirlerine okudular. Bu iş defalarca tekrarlandı. Dick için mektup yazmak çok zor bir işti. Eğitimi hiç yok gibiydi. Ağabeyi Ben ile beraber birkaç ay bir gece kursuna devam etmişti. Fakat zeki ve akıllı bir çocuk olduğundan bu basit başlangıçtan faydalanmasını bilmişti. Eline geçen her gazeteyi okumuş, tebeşirle duvarlara yazarak yazmasını kuvvetlendirmeye çalışmıştı. Bununla beraber Cedric'e yazdığı mektup onu çok yormuş, uzun bir zaman onu meşgul etmişti. Dick hayatını Bay Hobbs'tan gizlememişti. Bir gece dükkanda oturup sohbet ederken açıkladı. Gazete satmaya başladıktan kısa bir zaman sonra ağabeyim evlendi. Mina isminde bir kadınla evlendi. Hayatımda görmüş olduğum kadınların en kötü karakterisiydi. Dişi bir kaplan veya yabani kedi onun yanında yumuşak kalır. Çocuğu da ona öylesine benziyordu ki bütün gün, bütün gece ağlar ve bağırır. Evin içi cehennemden farksızdı. Bir gün yengem öfkelenerek başıma bir tabak fırlattı. Vaktinde fark ederek eğildim. Tabak arkamda duran çocuğun çenesine çarptı. Yaralanan çocuğu doktora götürdü. Doktor bu yara izinin asla silinmeyeceğini söyledi. Bu söz annesini asla üzmedi. Anne anne değil mi? Ağabeyime yapmadığını bırakmıyordu. Her gün her saat kavga ediyorlar. Kadın her defasında Ben'in yeteri kadar para kazanmadığını bağırarak tekrarlıyordu. Bir gün Ben evden kaçtı. Batıdaki çiftliklerden birinde çalışmaya başladı. Bir hafta sonra eve gittiğimde yengemin de çocuğunun da ortadan kaybolmuş olduğunu gördüm. Bir komşu kadın Mina'nın Avrupa'ya giden bir kadınla beraber dadı olarak seyahate çıktığını söyledi. O günden beri ne benden ne de Minna'dan haber alabildim.
Doğruyu söylemek gerekirse Minna oldukça güzel bir kadındı. İri gözleri, dizlerine kadar uzanan simsiyah saçları vardı. Saçlarını örer başının çevresinde toplardı. Minna güzel bir kadın olmakla beraber ağabeyimin onunla evlenmiş olması büyük bir hataydı. Ben Dike Batı'daki çiftlikten mektup göndermiştim. Evlilik hayatında aradığı mutluluğu bulamadığı için şehir şehir dolaşmaya başlamıştı. Dick Bay Hobbs'la tanıştığı sırada Kaliforniya'daki bir çiftlikte çalışıyordu. Dick benden bahsetmeye başlayınca Bay Hobbs her defasında tekrar ediyordu. Ben evlenmese olmuyor muydu sanki? İyi bir kadına rastlamanın büyük bir şans eseri olduğunu bilmiyor muydu? Bay Hobbs'un kadınlar hakkındaki düşünceleri hiç de olumlu değildi. Bir akşam her zamanki gibi dükkanın önünde ayaküstü konuşurken Bay Hobbs piposunu yakmak istedi. Yanında kibrit olmadığı için dükkana girdi. Kibriti yaktığı anda da heyecanla bağırmaktan kendisini alamadı. Kibritin zayıf ışığında tezgahın üstünde bir mektubun durduğunu görmüştü. Bu mektubu kendisi müşterilerle meşgulken postacının bırakmış olduğu anlaşılıyordu. Bunu nasıl fark edememiş olduğuna şiddetle hayret ediyordu. Titreyen bir elle mektubu aldı. Dikkatle inceledikten sonra heyecanla bağırdı. Cedric'ten, evet, ondan geliyor. Bay Hobbs, piposunu tezgahın üstünde unutarak sandalyesine oturdu. Zarfı yırttı ve yüksek sesle okumaya başladı. Sevgili Bay Hobbs, mektubuma kötü bir haberle başlayacağım. Basit olmakla beraber hayret edeceğiniz bir haberim var. Bir yanlışlık yapılmış. Bunun sonucunda artık Lord değilim. Kont da olamayacağım. Ölen amcam Bevis'in bir hanımı varmış. Bu hanımının da bir oğlu var. İşte bu çocuk artık Lord Fauntleroy. Çünkü İngiltere'de en büyük çocuğun oğlu kont olabiliyor. Büyük babam ölünce bu çocuk kont olacak. Ben olamayacağım. Artık ismim eskisi gibi Cedric Errol. Lord Fauntleroy olmadığım için oyuncaklarımı ve midillimi ona vermeyi düşündüm. Fakat büyük babam bunları ona vermeme gerek olmadığını söyledi. Büyük babam çok üzgün görünüyor. Bu kadını sevmiyor. Belki de annemin ve benim kont olamayacağım için üzüldüğümüzü düşünüyordur. New York'tayken kont olamayacağımı öğrenmiş olsaydım sevinirdim. Fakat şimdi sevinemiyorum. Çünkü o günden beri fikirlerimde bir hayli değişiklik oldu. Kont olmanın o kadar kötü bir şey olmadığını anlamış bulunuyordum. Aradan zaman geçtikçe sizin de benim gibi düşüneceğinize eminim. Her şeyden önce bu şatoyu ve içindekileri seviyorum. Sonra insan zengin olunca başkalarına istediği gibi iyilik yapabilir. Fakat değişen duruma göre artık zengin bir insan olamayacağım. Bugünden itibaren annemin ihtiyaçlarını temin edebilmek için bir meslek sahibi olmak zorundayım. Geçen gün amcamın hanımıyla oğlu şatoya geldiler. Büyük babamla Bay Hevis'im amcamın hanımıyla konuştular. Amcamın hanımı çok öfkeliydi. Durmadan bağırıyordu. Büyük babam da galiba öfkeliydi. O da bağırıyordu. Büyük babamı hiç böyle görmemiştim. Umarım bu yüzden hastalanmaz. Yakından ilgileneceğinizi bildiğim için tüm bu olanakları vakit geçirmeden size ve Dike bildirmeyi düşündüm. Sevgilerle, eski dostunuz Cedric Errol, Lord Fauntleroy değil. Gelen bu mektup, Bay Hobbs'a bir darbe etkisi yapmıştı. Bitkin bir halde sandalyeye yaslandı. Elinden zarfla mektup yere düştü. Öfkeyle bağırdı. Olamaz böyle şey. Ben son cümleyi tamamlamadığı için ne düşündüğünü anlamamız mümkün değil. Mektuptan öğrenmiş olduğu şeylerin onu iyice şaşırtmış olduğu görülüyordu. İsyanlar içinde bocaladığı belliydi. Zarfın ve mektubun yere düşmüş olduklarının farkında değildi. Gözleri belirli bir noktaya dikilmişti. Mektubu sonuna kadar dinlemiş olan Dick de en az Bay Hobbs kadar şaşkın bir haldeydi. Fakat daha önce kendisini toparladı. Kont olamayacağına memnun olmalıyız. Daha önce de böyle düşünmüyor muydunuz? Kont olmaması daha iyi, daha iyi. Gerçekten daha iyi. Fakat affedemediğim bir konu var. O da Cedric'e Amerikalı olduğundan kont yapmak istemediklerini sanıyorum. Kurtuluş Savaşı'ndan beri bu İngilizler bize her zaman düşmanca hisler beslemişlerdir. Evet, evet. Eminim. Amerikalı olduğundan Cedric'in kont olmasını istemiyorlar. Daha önce de size Cedric'in orada güvende olmadığını söylememiş miydi? İşte en sonunda
olanları görüyorsunuz. Hükümetin, Cedric'in elinden ünvanını ve servetini almak için mümkün olan her şeyi yaptığına yemin edebilirim. Bay Hobbs çok heyecanlıydı. Önce Cedric'in lord oluşunu yadırgamıştı fakat zamanla bu fikir alışmıştı. Küçük dostunun iyi bir yere yükselişiyle gurur duymaya başlamıştı. Hatta kontlar ve düklerle ilgili düşüncelerinde de değişiklik olmuş. Şimdi de Cedric'in bir haksızlığa uğradığını düşünerek ağır duygularının etkisi altında bocalıyordu. Uzunca bir sessizlikten sonra heyecanla bağırdı. Evet, Cedric'in aklını yemek istiyorlar. Buna herkes kesin olarak eminim. Elinden servetini almak istiyorlar. Cedric sonuna kadar ismini ve servetini savunmalıdır. Yanında bulunanlar da ona yardımcı olmalıdırlar. Fakat bunu nasıl başarabileceklerini bilmiyorum. Hobbs, Dick'i gecenin geç saatlerine kadar bırakmadı. Durmadan aynı konuda konuştu. Genç ayakkabı boyacısı dükkandan ayrıldığında da onu caddenin sonuna kadar götürdü. Dönüşte Cedric'in oturmuş olduğu boş evin önünde durdu. Kiralık ev. Levhasını birkaç defa okudu, bir posundan üst üste nefesler çekti. Evine kafasının içi iyice karışık bir halde girdi. Ziyafetten birkaç gün sonra İngiltere'de yaşayan herkes gibi tüm davetliler günlük gazetelerden Dorincourt Çatısı'ndaki değişiklikleri öğrendi. Gazeteler sayfalarında olaya geniş bir yer ayırmışlardı. Amerika'dan da İngiltere'ye Lord Fauntleroy olmak için getirilmiş olan çocuk günün başlıca konusu olmuştu. Herkesin sevgisini kazandığı ve çok güzel bir çocuk olduğunu söyleniyordu. Bu söylentilere Dorincourt Kontu'nun torunuyla gurur duyduğu fakat geliniyle bir kere bile konuşmadığı ekleniyordu. Birinci çocuğun üstün sıfatları sayılıp dökülmekten sonra Bevis'in tuhaf evliliği tartışma konusu oluyordu. Hiç kimse Bevis'in bir Amerikalı kadınla evlenmiş olduğunu hatırlamıyordu. Bu kadının birdenbire ortaya çıkıp bazı evrakları göstererek oğlunun gerçek Lord Fauntleroy olduğunu iddia etmesi bir hayli tuhaf karşılanıyordu. Gazetelerle birlikte tüm İngiltere bu konuyla ilgilenmeye başladı. Her gün yeni bir haber ortalığa yayılıyordu. Bu arada Dorincourt Kontu'nun son değişikliğinden memnun kalmadığı, Bevis'in dul karısının iddialarını kabul etmek istemediği, işi yasal yollara başvurarak düzeltmek arzusunda olduğu çevreye yayıldı. Dorincourt Kontu'nun topraklarında yaşayanlar da sonsuz heyecan ve üzüntü içindeydiler. İnsanlar gruplar halinde toplanıp olayı tartışıyorlardı. Kadınlar evlerde toplanıyorlar. Son değişiklik hakkında heyecanlı bir dille fikir yürütüyorlardı. Herkes şatodan sızacak yeni bir haberin peşindeydi. Bu heyecan anaforunun bütün ağırlığı Bayan Diblin'in omuzlarına yüklenmişti. Kız kardeşi aracılığıyla şatodaki değişiklikleri kısa zamanda haber alıyor ve çevresine yayıyordu. Dükkanı her zamankinden daha çok dolup boşalıyordu. Basit bahanelerle dükkana gelenlere şöyle diyordu: "Şayet bana fikrimi soracak olursanız, yaşlı kont bu darbeyi çoktan hak etmişti. Kaptanın oğluna öylesine bağlanmış ki bu son değişikliği onu delirtmeye yeterli geldi sayılır. Üstelik ikinci lordun annesi Bayan Errol'un attığı tırnak bile olamaz. Bay Thomas diyor ki şatoda çalışan hiç kimse ondan emir almak istemiyor. Ondan emir almaktansa toptan istifa etmenin daha iyi bir şey olduğunu söylüyor. Çok kaba bir kadınmış. Kendisini ne kadar zorlasın ağzından kibarca bir kelimenin çıkmasına imkan yokmuş. Kız kardeşim bunları anlatırken ağlamamak için kendini zor tutuyordu. Son durumdan memnun olan bir kişi bile yokmuş." Tüm bunlar konuşulurken şatoda da durum karıştı. Kontla Bay Havisham kütüphaneye kapanıyorlar ve gizlice konuşuyorlardı. Mutfakta ise kontun özel uşağı Thomas dahil tüm hizmetkarlar baş başa veriyorlar. Sürekli olarak son durum hakkında fikir yürütüyorlardı. Ahırda da durum aynıydı. Hiç kimse iş yapmak istemiyordu. Genel bir isteksizlik hüküm sürüyordu. Seyislerle arabacılar sık sık bir araya gelip son durumu gözden geçiriyorlardı. Wilkins manen yıkılmış bir haldeydi. Buna rağmen Cedric'in Midillis'ine her zamankinden daha çok özen gösteriyordu. Buna da sebep Cedric'in tekrar Lord Fauntleroy olacağını ümit etmesiydi. Kontun arabacısına üzüntülü bir sesle şöyle söylüyordu: "Hayatımda birçok soyluya hizmet ettim fakat hiçbirisi Lord Fauntleroy gibi atın üstünde gerçek bir biniciye yakışacak tarzda duramıyor. Lord Fauntleroy doğuştan biniciydi. Üstelik onun kadar cesur, onun kadar iyi kalplisine de rastlamadım. Lord Fauntleroy insanın hizmet etmekten zevk duyduğu bir asilzadeydi."
Eserin adı Küçük Lord. Eserin yazarı Francis Hutcheson Burnett.